üçte akıkıdan iki tane kırıl gönüller ama gel. Çünkü asker asker cinkir mekanı ki uzun akasını şunuydu. Mumunlar ki seher kalıp imanı ki şak çuradı. Uzun öldürdüğü an vasas kiladı. Bu nasıl özümge ziyonliğini bilir edim? Sen üyünde neydi? Amel barakken deydi. İğne, tınlarlar, saçlar, soletler mi? Şu falgında uzun eti verirken ben gel. Kana adamlar derler şimdi. Uşa arasında biraz çık, kolları taşak koyardı. Yani şu kollarını tıkıp durup çöyle, uşa da sana haber aldı. Onu tamamı doktorlardan olurken o yani. Hani tıkılıp böyle ahlakla çıkıp gelirdi polisken. Ki bana para amel buluyuz. Onu kuzdurken taş kulüp kurdular gel. İnsanın şantına olardı değil mi? Seherde bir turu gibi nasıl. Ondan tuğulgen farzdan, zınadan tuğulgen farzdan bulurardı. Takvalarını ayol kişi, bulgavaradı. Hemen nasıl erkek kişiye bağlı. Mahkem turuşluk gerek, şu derece mahkem turuşluk gerek ki Falvin'e şanadı. Lekin Rasulullah'ın hadisi nesil şan almaydı. Kim bunu uşak adamla keç kurum bağırıp kabir sana kum kirerdi meselelerdi de. Ma olsam kere, ma olsam kere de uzun asıp bir geller bağır. Kaptiye maşallarda Falvin'e taşap yedin erkekler bağır. Hazır şuna kan kitken ki hatırla kalıp erkekler bağırdı. Onun için bizi gelmemiz inşallah hüccet bulsun. Bana bizde gözümüzde cinler görünmeydi, doğru mu? Bana abi işte kimdir eğer gözünden pardası olingen böse, işte ca ilimli böse, mevcut bitmiyor. Bunu hem o hakkında ama informasyon yok. Lekin cinler bizi görü olardı, doğru mu? Şimdi tasavvur kıyın, bana, bana şu insanlarda kaysıdır bu, kimdir öldürüşü yok, şu günahka botakkenliğine, işte cinler görüp kaldı değil, ya? Kıyamet günü guvahlık bir adam yok mu? Mesela günahı guvahlık mı? Günahı guvahlık. Yok. Mesela ciller guvahlık birleşi mümkün. Guvahlık birleşi mümkün. Mesela Falbin, siz bağırdınız. Siz kimlerdir seher kıldınız. Düşmanınız gibi. Yıkışın. Kim siz kıyamet günü insan Allah'ın aldığı borgende sen seher kıyansınız. İnsan şuna kendi de tanıdı günahıdan. Dünya kıyamette. Huda ben bu işlerde kımagen ben. Vallahi kasamışam insan. Şu peyette, bana şu peyette cillerden guvahlı bir adı. Guvahlı ki eğer Allah haklısı, ciller kilette, bana şu insan falbünge şeytanlar aslında. Bana şu insan bizi falbünge büyük, zakas, Rusça zakas kıyan değil mi? Şu, bizge çakırgen ve şunu büyürüğü bilen biz kıyan bizi durup, guvahlı ki Allah haklısı utarı. Sizge delil olarak. Biz çünkü biz cevap gelin, biz guvahımız durup, uşa siz zarar vermekçi bugün ciller kıyamet günü kilerde aldınız ki. Eğer Allah haklısı. Eğer Allah. Çünkü Allah'ını nemesi king, Allah haklısı her bir işi buladı değil mi? Ben guvahlığı otadığımı diyeyim ziyet etmem. Siz cin bile bağlayacağız bu sefer ve masiyat kıyam bu sefer, eğer Allah haklısı gelmesi guvahlığı otadı. Kimdedir kızını, kimdedir bolası, kimdedir uşa ukası, akası, uşa cin tekti, cin kırıp oldu, yok sökü yaptı, özünü yok otup koygan. Oşa bana bizlerge yordam gerek degen insanlar judayam köp. Hozirda mana şu özümüzde Özbekistondayam. Juda köp har bir ta viloyatlarga bor başta. Oşa masalaga siz qanday yordam bera olasizmi? Ha, masalan şu hozir haliga aytgan mavzuni yana kengroq tushuntiraman aka. Haliga jin kirsa hali davom etadi. Eng qiziqlari qani endi bo'ladi xudo xolasa. Tavsiya berishim kerak-da men, to'g'rimi? Masalan kimga bora, nima qilishlikdi? Yo, mesela hozir o'zingiz mana ancha yillik tajribangiz bor. Juda ko'pchilikka yordam bergansiz. O'sha uchun ham shu masalan sizdan yordam so'raydigan bo'lsak, haqiqatan ham mana shu jin kirgan insonni, ya'ni jismonan boshqarayotganligi, ya'ni ichiga kirgani yoki yelkasiga o'tirib olganimi yoki boshqasimi, haqiqatan ham ko'rsatib, shu narsani ommaga birdan ko'rsatib, shu haqiqatan ham kirar ekan ichiga yoki zarar bergana o'sha narsani inshaalloh agar Alloh tarafidan shifo beriladigan bo'lsa siz orqali shu narsani ommaga ko'rsatsak qanday deysiz? Endi menimcha bitta narsada insonda haligi shaxsiyat degan insonda va shaxsiyatlari borda. Bitta narsa biz Qur'on o'qib dam solishlikdan men qochmayman. Bemalol bir kişiye eğer cin kirgan bo'lsa deylik, farazan ben o'qib unga dam solib o'qishim mumkin. Lekin bitta narsada bu yerda o'sha inson shu ishimizga rozi bo'ladimi shaxsiyati degan savolda. Chunki ba'zi insonlar nimaga meni butun O'zbekistonga olib chiqding degan bir e'tiroz bo'ladi. Yo'q, bizlarda majburlash yo'q. Agar har bir inson agar kimdir xohlasa mana birodarlarimiz agar kim mayli mana shu yuzimizni yopib turib mani o'qing, butun omma ko'rsin deb agar rozilik bersa,
Bu yam qanday ma'noda aytishim mumkin? Agar kimgadir qanaqadir foydasi bordir. Masalan, o'sha bitta o'sha chiqorilganligi haqida. Chunki bu narsadan azob tortadigan juda ko'p insonlar bor. Qachonki o'ziga o'xshaydigan o'sha kasaldi, bu narsadan mana shu internetlardan ko'rib qoladigan insonlar bo'lsa, bizlar murojaat qiladigan odam bor ekan yoki yo'nalish bor ekan. Mana shu dardimizga mana shu taraflama orqali, shu inson orqali qandaydir bir Alloh taraflama shifo olsak bo'ladi degan xayol bo'ladi. Endi bitta narsa men o'zi asli bizning yurtimizda O'zbekiston ahli juda ham ko'p. Men ommada hammaga kifoya qila olmayman. Jismoniy, fiziki uspet qila olmayman. Lekin shuning uchun men tavsiya berishim mumkin, qisqacha tavsiyam shuki, sizlar birinchi o'rinda o'sha ahli ilm bo'lgan, aqidasi sog'lom bo'lgan o'sha ahli sunna va jamoa e'tiqodidagi Qur'onni chiroyli tajvid bilan o'qiy oladigan taqvosi bor shunaqangi ahli ilmlarga o'zlaringa dam soldirishlikni tavsiya qilaman. Tavsiya o'zlaringni mana shaharlaringda bo'ladi yoki masjidlaringda bo'ladi, bir imomlardan yoki bir iltimos qilib so'rashlikni tavsiya qilaman. Bizga mana men Qo'qon shahrida bo'lsam, o'zi kunimizga murojaat ko'p, juda ham ko'p. Lekin biz hali hech qaysi insonni ko'kragidan itarmaganmiz, borsan demaganmiz. Vaqtimiz yetsa, imkoniyatimiz yetgan bo'lsa, biz o'sha qo'limizdan kelganicha Qur'on oyatlarini o'qib, dam solib, o'sha insonni shifo topishligiga sababchi bo'lib qolgan holatlarimiz bo'lgan. Inshaalloh, agar biz qo'limizdan kelsa, inshaalloh yordamdan qochmaymiz. Endi qarang, mana shu o'sha ancha insonni mana o'sha jin kirgan yoki jin tekkan zarar bergan insonlarga ko'p yordamlaring tekkan. Ya'ni o'shalarni bir sal anaqa shu jindan qutqarib yoki jinni uzoqlashtirib, o'sha Allohning yordami bilan, hammasi Allohning yordami bilan. Endi sizga mana eng esingizga qolgan o'sha sizga aytdingiz hozir o'sha pichoq ko'tarib yugurib kelgani, o'sha sizlarni ko'rganidan yoki oyat aytib boshlaganlaring ham qaysi birovini bir yaxshi eslaysiz? Endi ism familiyasi kerak emas, qiynalligi ham kerak emas. Mana bizda masalan men bugun kelishimdan oldin ham bugun ertalab shu voqea bo'ldi. Bizdachi shu darajada haligi bemorlarimiz telefon qilishadi menga. Bir paytlar mendan o'qib jin chiqargan edingiz, chiqish sababchi bo'lgan edingiz. Deyishadimi, eslamayman u odamlarni vaqt kelsa-da, shu darajada ko'pligidan. Lekin men unaqangi holatlarni agar internetda aytadigan bo'lsam, ba'zi insonlar prosta shunchaki hazm qila olmaydi bu narsani-da, real hayotda ko'rmaguncha hazm qila olmaydi. Lekin masalan, bu men buni qo'yishim shart emas, mana o'zlari mana butun dunyoda oyna jahonda ko'rishyapti. Internetda jin kirishlik desiz, mana Indoneziya, Malayziya davlatlarida, mana Arab diyorlarida, Shom diyorlarida, hali Misr diyorlarida internet to'l yotibdi. Jin kirishlik haqida. Bu misol nima deydi? Buni sana keltirish shart emas. Endi juda ko'p, Nasimxon, bu narsa qaysi birini aytishni men bilmayman to'g'risi. Juda ko'p holatlar bo'lgan. 3 ta akukidan 2-tasiga kirib olganlar bo'lgan. 2 ta akuka mana bilan urushyapti, shuna holatlar bo'lgan. Ikkinchisi tashlanib qoladi. Keyin ikkinchisi birinchisini ushlab tursam bo'g'ib, ikkinchisi tashlanadi. Haqiqiy jang bo'lar ekan. Uni tepib tursam, uchinchi ukasi turadi. Uh, uchinchi ukasiga kirganmiz, men tamoman tursam, uchinchi ukasiga yaxshi jin kirmagan ekan, o'zini akasini ushlaydi. Vaqti bunaqa juda bunaqa situatsiyalar aytayapman. Prosta kino, agar kino prosta odamlar ko'rib ko'tara olmaydi buni holat. Bu holatlar aytayapman, buni bizni tanigan bilgan odamlar ko'rib kulsa kerak. Men bilan shu hodisa bo'lgan deb shu bemorlarimiz kulsa kerak, Toshkentda ham yoki Qo'qonda ham endi bu boshdan o'tkazgan odamlar aytayapman, u juda ko'p. Endi aytmoqchimanki, bu narsadan eng asosiy maqsad o'sha insonlarga mana shu ehtiyot bo'linglar. Ha, insonlarga ehtiyot. Mana ha. Ya'ni o'sha aytilyapti-ku, ma bu yerda peshob qilinmaydi, issiq suv sepilmaydi, yoki ana qorong'i yo teshik joylarda peshob qilinmaydi, zarar tegib qolishi mumkin. Mana bu narsadan ehtiyot bo'lasizlar. Agar mobodo shu narsaga ehtiyot bo'lmay, mana bunday holatga tushib qolsalaring, mana Xudo xolasa shifosini mana bunday topasizlar degan maqsadda Men sizdan daje iltimos qilardimki, o'sha bitta mana shunday mavzuni bir olib chiqib ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni o'sha folbinlar, sehrgarlarning orqasidan qancha odam yoki
bir inson qanaqa ozor ko'radi. Ha, juda dushmaningizga ravo ko'rmaysiz buni qarasa. Hozirgacha o'sha bir Surxondaryoda bir ayol kishi, o'sha turmush qurmagan kishi, hozirgacha azob tortadiki, faqat so'kinadi. Faqat dot deydiki, o'sha ba'zi bir insonlarga o'sha murojaat qilganmiz, vaqtlari bo'lishmagan. Agar imkoningiz bo'lsa, o'sha yerga borib, o'sha uje ommaga chiqqan, uje ko'pchilik taniydi, biladi. Qo'yib ko'rsatishimiz kerak shu narsalarni. Mayli, Alloh qodir qilsa, qani Alloh qodir qilsa, inshaalloh Alloh himmat bersa, biz bu narsadan qochmaymiz, qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Endi qarang, juda ko'p mana shu folbinlar o'zini o'sha musulmonligini, Alloh borligini aytib turib, yana o'sha dengiz suvidan 3 litr olib kelgan yoki o'sha kiyimidan olib kelgan, o'qitamiz, baylatib qo'yamiz, o'qilamiz, xotin bola chaqasidan ayirib olamiz degan narsalarni aytadi-da, bularga qanday hukm o'qiladi? Bular o'zini musulmon deydi. Yana mana shu joyida bitta narsani qo'yib o'tishimiz kerakki, o'sha eslaringda bo'lsa, kartta bilan follow ochaydigan yoshlari katta bir momani o'sha biz bilan biz qushnoshchilar bo'lsak degan bizlarda o'sha mullolar bilan biz protif buzar degan joylari bor. Ularni protifligi mana shuma haqiqatni sizlar aytishlaring u masalan ularni yolg'onchiligini aytilayotgan narsa shu uchun protif bo'ladimi bular? Endi birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsak, bular shunaqangi folbinlik qiladi, odamlarga zarar beradi. Buni hukmini nima deb savol berdingiz? Birinchi savolingizda. Buni hukmi shuki, folbinlarni hukmi, sehr qiluvchilarning hukmi. Butun ulamolar buni aytishgan. Ularning hukmi, folbinlarning hukmi bo'yniga qilich urishlik deganlar. Umar roziyallohu. Boshqa ulamolar folbinni ko'rdingmi, qital deyilgan. Qital degani uni o'ldirishlik deyilgan. Yana shariat hukmini aytayapman. Hozirgi zamonda qilib sizlar o'ldirib yuringlar demoqchi emasman. Men nima demoqchiman? Aziz shar'iy hukmini aytayapmanki, bu folbinni asli hukmi qital deyiladi. Agar qozi farzand shariat o'sha oldingi paytlarda o'sha xalifalik paytlarida farzand bir folbinni ushlab olindi, folbinlik qilayotgan joyda ushlab olindi. Endi folbin qozi unga o'lim hukmini beradi, hukm chiqaradi. Shunda ali folbin, men tavba qildim, boshqa folbinlik qilmayman, men qaytdim bu yo'ldan deb tavba qilsa ham, ulamolar uni hukmi qital, ba'zi qital qilinadi, lekin tavba Allohning huzuriga deyiladi. Sen tavba qilgan bo'lsang, mayli Alloh xohlasa qabul qiladi, Alloh xohlasa qabul qilmaydi. Lekin bizi qozilik hukmimiz seni qital qilishlik deyishgan. Ya'ni insonlarda o'sha insonlarda mana shu nimasi? Agar sehr qilib turgan joyda o'sha mirshablar tomonidan qozilikdagi mirshablar bo'lar, qozilar mirshablari bo'ladi-ku, o'shalar tomonidan o'sha folbinlik qilib turgan joyida qo'liga tushsa folbinlik. Endi ba'zi folbinlar shunga tavba qilib kelsa, yo'q, unga qital qilinmaydi. Masalan, folbinlik qilgan yo'q, lekin bir qozining oldiga bordida tavba qilyapman, oldin folbinlik qilardim. Lekin men bu yo'limdan qaytdim. Shu men bu yo'limdan baroat qildim men deb tavbani qilsa, unga qital qilinmaydi deyishgan ulamolar. Lekin folbinlik qilib turgan joyda ushlanib, keyin men tavba qildim desa, uni tavbasi qabul qilinmaydi deyishgan. Chunki u tarixda folbinlar nafaqat islom ummati, balki Yevropa davlatlarida ham jodugarlarda ular yoqilgan. Tirigicha bilsiz butun ommani olib chiqib, jodugar yoqib yuborilgan yoki kundalarga qo'yib chopib tashlangan. O'zi tarixda bularni tarixdan o'zi folbin zotiga o'zi qital hukmi bo'lingan. O'ldirilgan bular folbinlarda. Shariat hukmi shu. Endi kimdir bu gapdan jahli chiqishi mumkin, lekin folbinlar jahli chiqishi mumkin bu gapdan. Lekin sizlarni qilayotgan ishlaringdan odamlardan jahli chiqyapti-ku. Shunday. Uje dislike bosib kommentariyaga so'kinadigan folbinlarni mayda-mayda bollari folbinlarga cho'qinib yuradigan o'sha ba'zi bir fohishalar deymizmi yoki o'sha ba'zi bir tashkilotga ishlaydiganlari bormi, boshqasi bormi? Xullas, bugun sizlarga mochni atvet bo'ladi, sababi uje hayotimizga kirib kelgan bu folbinlarni juda ko'p bolalarni yetim bo'lib qolishiga, oilalarda ajralib ketishiga o'sha ko'pchilik aytadi, mana shu savol fitna nima u deydi-da? Fitna so'zini bilmaydi-da.
İn Peygamberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaman körgen derse yani öşe fitna. Fitnanı bunu kasavpatı cüda katta da bu. Öşe fitnanı en asnavnoy bloğu var ki öşe kaynap türgen tomarı öşe çıkıp türgen cüyü. Bu benim fikrim bu folbünler. Yani öşe folbünlerde numası. Ben şimdi sorunuzu cevap veremem. Folbünler fitnanı etekinizi yetiyip ben de. Mesela o zaman aslında fitna sözü Arapçada, lügatıda fitna sözünü tercih etmeksiz. Fitna yani acıratış diye ben onu bir mesela Araplarda tıllağını fitna ile dediydi. Yani, tıllağını erisiz, kum kumge, temir temirge, tıllağı tıllağı acıraydı. Şunu aslında fitna deydi. Fitna ile deydi. Şimdi folbirler, müminlerge, Müslümanlarge nereye fitna deyilse? Çünkü bunlar müminlerge seher kılıp, İmanlığa şak çıkardı, fitne kılardı. Ve onlarla seher kılıp, onlarla fitne neydi? O zihni öldürdüğün vasfası geliyordu. Hani işte o zaman. Yok ki mesela uzun ailesinden soğuk kılıp, misal, acıratadı. Fitne mi şu? Fitne. Fitne sözü acıratçılıydı yani değil mi? Şu acıratçılıydı yani. Aslı, folbinde en katta fitnesi ne değilse, müminde imanlığa fitne değil mi? İmanı bile acıratıp koyadı. İmanı gefitne. Çünkü siz onu bazı bir cüz'i yaplarına iman şanssız kafir bulas. Çünkü bir hadis var. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem etkiler. Şu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler ki yanında. Ya Resulullah bu fabriller bazı nesler başarıklı yaptı, tuğruşku yaptı. Bunu gelme değilsiniz diye işkendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkiler ki bu fabriller diyenler farşilerden bittiğin bittiği işte o gün yapı bulardı bilardı. 99 ta yolg'on gapirib, bitta rost gapi bo'ladi-da bularni. O'sha farishtalar bitta rost gapirib turib, orqasida 10 ta botirlik gapiradi deganlarda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim folbinni uyiga borsa, folbinni gapini tasdiqlasa, Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan narsaga kofir bo'pti deganlar. Muhammad alayhissalomga risolat, Qur'on nozil bo'lgan, to'g'rimi? Qur'onga umuman Allohning yo'liga kofir bo'pti deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam takfir qilyaptilar folbinlikka borgan odamni. Endi hozir yana qisqa ma'lumot, yana ulamolar aytishganki, yana ba'zi bu hadisni bilmayman, hatto folbinni uyiga ishgan, farzan bir ish yuzasidan kirib qolsangiz, siz folashtirgan emas, masalan, remont qilgan sirchi ustasiz. Remont qilgan. Farzan bir ish bilan kirib qoldingiz, 40 kungacha boshingizdan namoz ibodatingiz ko'tarilmaydi deyishgan ulamolar. Qarang, siz hali folashtirgani kirganingiz yo'q. Balki bir ish yuzasidan kirdingiz. Endi siz uni kirib gapini tasdiqladingizmi? Muhammad alayhissalomning nozil bo'lgan narsa kofir bo'pti deganlar. Endi men shu joyda meni bitta savolim bor. O'sha juda ko'pchilik bu narsani kommentariyamga yozishdi. Sababi men folbinlarni uyga kirganman. Fol ochtirganman. Kimlardir emas, o'zimdi. Ya'ni men nasimdi Nasim degan akam bor yoki ukam bor. Men shuni qidiryapman deb men o'zim borib, men nima maqsadda kirganman? Men ularni mana shu yolg'onchiligini fosh qilish uchun kirganman. Mana bu narsaga qanday hukm bor deb o'ylaysiz? Nima deysiz? Men sizga bu savolingizga javob beraman. Faqat buni qo'yinglar, iltimos. Ha, xafa bo'lish yo'q. Qo'yamiz bu narsani bemalol. Bunda-da, mana shariatda har bir insonnichi o'zini bir qarashligi, mana siz o'zingiz qarashingiz bor. Folbinniki men kirdim, uni haqiqiy yuzini ochish uchun sharmanda qilish uchun kirdim deyapsiz, to'g'rimi? Bu sizni aqliy qarashingiz bu, qarashingiz. Shariy hukm emas bu. Shariatda aytgan gap emas, balki o'zingizning fikringizdan kelib chiqqan aytingizda gapingiz. Hozir mana sizga ya Nasimxon to'g'ri qildingiz, bor bilan yuzini ochib tashlang deydigan bo'lsam, men sizga bir ma'siyat eshigini ochib bergan bo'laman. Va Alloh rasulini nomidan sizga noto'g'ri fatvo bergan bo'laman. Shuning uchun bittasini tushuningda, folbinni asl yuzini ochib ko'rsatishingiz shart emas, chunki shundoq ham odamlar biladi. Bitta narsada ularni fitnaga solaman deb, aslida o'zingiz fitnaga tushib qolish xavfi bor, bu bir. Ikkinchidan, ularni sharmanda qilish uchun kiryapsiz deyapsiz, mana hatto ularda kasofat yo'qadi sizga. Iymoningizga, ibodatingizga, boshingizdan ko'tarilmaydi, aytyapman-ku. Kirdingiz boshqa ish bilan. Boshingizdan 40 kungacha namozni ko'tarilmaydi deyilgan. Allohning huzuriga ko'tarilmaydi deyilganda bu gaplar. O'shaning uchunchi, bitta narsada sizni o'zingizni qarashlaringizni men ma'qullamayman. Men shariatda gapini hukm deb bilaman. Chunki shariat hech qachon bir folbinni sharmanda qilish uchun uni kirib
Hatta videoga olib nima deydi? Qilish uchun shariat ruxsat bermaydi hech qachon. Hech qachon ruxsat bermaydi. Chunki Alloh taolo Qur'onda qu anfusikum va ahlikum nara tuduhan nasul hijara shu oyatda siz o'zingizni va ahlingizni jahannam olovidan saqlang degan oyat bor-da. Siz avval o'zingizni folbinlarda fitnasidan o'zingizni saqlashlikka berilgan. Siz o'zingizni ixtiyor qiling. Siz mayli odamlarga uni ko'rsatib bergan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu ishingiz to'g'ri emas. Chunki siz o'zingizga ziyon berish mumkin. O'zingizga zarar, o'zingizga zarar, iymoningizga zarar, o'zingiz fitnaga tushib qolishingiz bor. Va siz qaysidir ma'noda u folbinga bunaqami deb savol beryapsiz, u qaysidir ma'noda uni gapini nima deydi, tarqalishiga sababchi ham bo'lasiz. O'sha folbinning gapi tarqalishligiga sababchi ham bo'lasiz. Shariat hech qachon zinhor bunaqa yo'l bilan folbinlarni podstava qilishlikka ruxsat bermaydi. Qisqacha javob shu. Значит, qarang, men shundayga ham o'sha aytganingizda bu narsani ko'rib, bilib, eshitib turib, ba'zi bir narsalarni bilmaganman. Ba'zi bir narsalarni o'sha propuska aytib qo'yganman. Lekin kimlardir fol ochtirib emas, faqatgina o'zimni o'sha o'zimni ochtirib, ochtirgan bo'lsam ham o'zimni qanday kelajagimni yo unisini bunisini emas, o'sha faqat yo'qolib qoldi deb. Ya tushundim, siz masalan unga yolg'on gapirib hiyla qilmoqchi bo'lgansiz. Lekinchi bitta narsada siz o'sha jarayonda mana qarang-da, shariat o'sha jarayonda aytib beraman, sizga kengroq qilib tushuntirib beraman-da. Siz o'zimni deb unga fitna qilmoqchi bo'lyapsiz. Lekin uni gapni aytib olib bo'lyapti-da, mavzuni gap, tushunyapsizmi? Hatto shu narsaga ham ruxsat yo'q shariatda. Borib uni chunki siz zohiran kufr, masalan zohirida masalan siz kimni ko'ryapti, bir mo'min kishi nasim xolib borib folbinga folashtiryapti degan bir holatingiz ko'ryapti, lekin qalbingizni tub-tubida nasim xolib ularni masxara qilyapti degan narsani odamlar xalq tushunadi. Lekin sizni qilayotgan zohiriy amalingiz kufr. Chunki folbindan siz so'rayapsiz, nasim qatta deb so'rayapsiz-da, o'zi shu gapni o'zi kufr narsa, tushundingizmi? Mayli siz unga firib berayotgan bo'lishingiz mumkin, ichingizda u folbinni foliga tupurgan bo'lishingiz mumkin, lekin siz zohiran baribir nima deydi, fol ochtiryapsiz, zohiriy. O'shaning uchun sizni bu qilayotgan ishingiz muboh, halol deb aytolmayman, bu noto'g'ri narsa. Buni endi bo'larish bo'ldi. Endi bo'larish bo'ldi, lekin yana mana shu yerda bitta savol bor. O'sha juda ko'p mana shu o'sha videoni ko'rib turibman. Masalan, bu narsa o'zimga ziyonligini bilar edim. Ya'ni o'zimga ziyon bo'lsa ham, lekin odamlar ko'zini ochsin. Bular o'sha bular haqiqatdan yolg'onchiligini men o'zimga ziyonligini bilaman, lekin Alloh to'zi kechirsin u. O'sha o'zimga ziyon qilib qo'yganligim uchun ham. Chunki inson, mo'min inson o'ziga zarar berishi u yaxshi emas-da. Lekin mana shu 10 mingta odamdan mana shu ichidan 1000 tasi yoki 500 tasi deylik, shu o'sha ha, ikkilanib turgan bo'lsa, o'shalar amin bo'ldiki, shu ular haqiqatdan ham yolg'onchiligi. Ha, Nasimxon, men yana aytaman shu gapki, sizning masalan niyatingiz to'g'ri, masalan haqiqatda siz o'zingizni qurbon qilib deylik, o'sha odamlarni ikkilanib yurgan odamlarni folga borib fol ochishlikdan, bularni yolg'onchiligidan bir qanday isbot tariqasida keltirib bermoqchi bo'lgansiz. Sizni bir klassni tushunib turibman. Lekin shariat, mana shariat bizni hokimda. Shariat hech qachon folbinni mana shu yo'l bilan yolg'onchiligini isbotlay demagan. Ilm bilan. To'ppa to'g'ri. Ilm bilan. Masalan, qanday ilmiy rad deb berasiz? Bular yolg'onchi, nimaga? Nima rad desin? Rasulullohning hadislari bor. Bular yolg'onchi. Bular kazzob. Mana hozir hadislarda aytayapman-ku. Bular farishtalardan bitta haq gapni eshitib oladi deganlar shaytonlar. Unga 99 ta botilni qo'shib gapiradigan hadislar bor-da. Tushunasizmi? Siz folbinni agar haqiqatli ko'zini ochish kerak bo'lsa, endi masalan yoki mayli bu gapni qilsangiz ham, folbinni orqasini ochish kerak bo'lsa, yolg'onni isbotlash kerak bo'lsa, siz unga ilmiy raddiya, kitob bilan, Qur'on sunnat bilan uni yolg'onni isbotlash harakati shunda to'g'ri bo'ladi. Shunda shariatga muvofiq bo'ladi. Bu gapingiz to'g'ri. Chunki siz o'zingizni qurbon qilib, mana nasim qatta, menga nasimni to'g'ri ber deyishligingiz shu folbinlik, folbinga folbinlikka siz unga ochib ber deyapsiz. Shu kufr narsa shu. Uni bilaman. Siz ishonmasangiz ham. Endi yana bitta narsa bor-da, har bir o'sha u payg'ambarimiz davrlarida sigaret, sallallohu alayhi vasallam davrlarida o'sha sigaret, kalyan yoki viski degan narsalar bo'lmagan-ku.
bu mana shu shariat ham hozir o'sha har bir zamon o'zgarishi, o'sha mana shu odamlarni o'zi o'zgarib ketishi, sharoitlar, usloviyalar hammasi o'zgarib ketishi, hozir odamlar o'sha hadis orqali deyapsiz-ku, hadislar orqali aytilyapti. Ular aytilyapti, ular televideniyadan, internetlarda aytilyapti, lekin odamlar bilasizmi? Bazı juda ko'p hozir bashinstvo odamlar, ya'ni 100 ta odamdan 80 tasi o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi bo'ladi. Haqiqatdan ham bordi, haqiqatdan ham o'zi bordi, haqiqatdan ham o'sha o'zi bordi, lekin folbin o'zi oldiga turib topib bera olmadi. Значит, bo'ldi endi yolg'onchi. Mana endi mana realist degan narsa chiqqan-ku. Ko'pchilik realist-da. Nasohon mana deydi. To'g'ri, uni bilaman. Siz fikringizga tushunaman. Kangerada shunday, siz video rolik bilan konkretni po faktu isbotlamoqchi bo'lgansiz. Lekin chiptanasida siz o'sha jarayonda siz folbinda shuni to'g'ri ber deb turibchi, siz o'zingizni qurbon qilyapsiz. Qaysi ma'noda qurbon qilyapsiz? İmanınızga hatar bo'lib, tushunasizmi? Çünkü siz Rasululloh aytganlar, kim uni borib gapini tasdiqlasa deganlar. Xo'p, siz ishonmasangiz ham, hatto shariat undan borib hukm so'ra demaganda. Men xohlaymanki, hozir meni tanqid qilishingiz sababi sizni ixtiyor qilmayapti. Chunki, yo'q, chunki sababi bu yerda hozir bizlarni ko'rib kuzatib turgan ayollar bor, qizlar bor, erkaklar bor. Ular o'shalar boryapti, boradiganlari bor ichidan. O'sha значит, hozir meni shunchaki shunchaki emas. Mana shu bu haqiqatda aytingki, shu ular ham o'ziga va menga tegishli deb o'ylasin. Shu har bir inson hozir o'ziga tegishli narsasini olsin deyman-da. O'sha borishlik gunohligini aytib bering demoqchiman. Mana gunohligini hali aytdim, hadis bilan Muhammad Ali sallamga nozil bo'lgan narsa kofir bo'libdi degan hadis bordi. Bu kofir bo'ladi. Odamlar aytay, falonga borma. Borsang kofir bo'lasan desiz-chi? Odamlarni qo'rqitmayapti bu. Qo'rqmay qo'ydi odamlar. Nimaga? Chunki taqvo degan narsa o'lib ketdi-da, ilm ma'rifat degan narsa odamlarda ichida yoyilib ketmagan xonadonlarda-da. Allohdan qo'rqmay qo'ydi odamlar. Tushunasizmi? Ilm o'qish kerak yoki da'vat eshitish kerak ular avvalo. Endi folbinlarda firblariga keladigan bo'lsak, men ko'zim bilan ko'rganman, mana real voqea. Sen uyingda deydi, amal bor ekan deydi. Qo'g'irchoq, qo'g'irchoq yoki shu narsalar bor ekan, amal olib beraman deydi. Hech bo'lsa 100 dollar deydi, 100 dollar berasan deydi. Kim bular qanaqa stil qiladi? Bular folbinlar o'zini uyida qo'g'irchoq, yina, tinnoqlar, sochlar solatda bular. Uncha haltajaga o'raydi bular. Ko'rganman men bular. Kim bular shu folbinni o'zi aytib bergan menga, qanaqa odamlarni aralashini. Kim bular o'zini yerida hovlisida chiratardi, 1 yil, 2 yil, rosa ko'p pul ko'matdi bular, 1 yil, 2 yil chiratardi. Hovlisida chiritib qo'yadi. Yerdagi chiriydi. Turgan sari chiriradi-ku. Keyin folbinni uyga keladi-da, men bilaman o'sha xonadonni-ya. O'sha folbinni xonadonga keyin keladi-da, sani uyingda amal bor ekan. Qizlarga aytaman dedi, folbin qizlarga. U karalik, mama aliga nimasida ularda aliga. Kattakon karalisi. Qizlarga aytaman dedi, borib uyingdan dedi, o'sha amalni olib beraman dedi. Keyin bo'pti, voy men qiynalib ketdim, uyimda amal bor ekan dedi. Xo'p dedi, ketadi odam. Keyin hali folbin orqaga o'tadi. Uzaytib beray, og'zimni bering. Orqa o'tib yerdan o'sha eski bir yil oldin ko'mgan qo'g'irchoq, o'sha ipni oladi, chirigan narsani oladi-da. Ki ularchi shunaqangi fokusni ham o'rgangan. Fokusni ham o'rgangan-da. Ularchi mana bittasini ko'rganmida, qara deyapti, qo'liga qo'ydi-da qo'g'irchoqni. Mana deb qo'ydi, yozdi kuni. Deb qo'ldi-da yo'qdi. Yo'q topamiz. Fokus. Kiyana nima qilyapti? Yana paydo qilib beryapti o'sha narsani. Uni o'zi qo'li bilan yasagan. Prosta ko'z chaqqonligi, fokusligi chaqqonligi deydi-ku, odamlar kaptarlarda ham illyuziya deydi-ku bu narsa. Bu o'rgangan shu narsalarni. Keyin bular boradi-da xonadonlarga, qo'lini tiqadi, yo pichoq tiqadi, uyini hidlab ko'ray, amal bormi ekan deydi. Keyin hidlash harakat qilib ko'radi. Amalida. Hidlaydi-ya, bu yerda amal yo'q ekan, bu yerda amal yo'q ekan deb turchi, pichoq tiqib chiqadi hamma joyga. O'sha arasida birachi qo'lini tashab qo'yadi bular. Shunaqangi o'spet qilib tashlamasa siz bilan o'sha yerda o'tiribdi. Ana shu kreslingizdan aralash chiqarib berganlar ko'rganman. Men ko'zim bilan ko'rganman shuni odamlarni-da. Prosta shokka tushib qolganman. Shunday darajada professionallar bor-da. Keyin o'sha narsani-chi o'zi keyin olatda bir qara deydi, chirib ketibdi, bir yildan beri uyimda turib deydi. Bir yildan beri uyda janjal bo'lyapti desa, ha deydi ham. Chunki u bir yil hovlisi o'zini hovlisi chiritgan. Qara, bu bitta fakt. Endi ikkinchi fakt, bitta qo'shnimiz menga o'qitib turardi. Folbinga borar ekan, erkak folbinga. Sani domini tagida qo'g'irchoq ko'milgan, palonchi daraxt edi. Shu daraxt edan bir qop paqirni olib, qumni olib, menga olib kel, men uydan duo o'qib turaman-da, o'sha folbinni sehri o'sha paqirga tushadi-da.
sen o şey sorulasan onu diyeceğim. Ki o şançtan analda veremem diyeceğim. Ki siz bu zıbara haber miyiz mi dese, o etken ki falan, ya ben dua okuramam etten, o şey seher, sen soptuğun toprağı dışı geçip kalır diyeceğim. Prokatip yapıp. Ki ne kaldı o? Ki ben ettim ki, tohtayın dedim, bunu başka sistemi kınavızdım. Siz toprağı da soy uydan geliyin dedim, parkardan da, soy tamamen başka, ama başka cöyden de toprağı sop geliyin dedim. Bir kilometre narada. Abarınçı dedim, yani benim. Ki abarda da, ki abar gene gen, ki itten az gene etmeyle ne buldu dese, iyi dedi, uşançıdan ben çıkarıverdi dedi, bana dedi, uşançıdan korkacak çıkıyordu dedi. Ki katta aldın sen, derahım teyden aldın, sen anne kurduyum mu? Karı, bana şu ben kuşa bulardı da o beri yap falan. Ama o toprağı da soydan, o su buydan o yapsa adam piyen. Başka yerden piyen. Başka yerden piyen. Görüyorsun mu? Bunlardan şey, illüzya rojlengen bunlar. Bunlardan şey, fokus, şuna hangi gipnoz kledigen, profesyonelistler vardı onlar da. Şimdi kimse, bu hazırası olmalışken, ayollarda, hani tabağıyla amal haberemen dedi ki, bu nasıl, bu hem fokus. Bu yam ne işte aslında şu tane kaldı, bunlar da stiller vardı. Mesela adamın anneti de işte halta bulardı. Tamam doktorlar da bulardı bunu. Doktorlar, okuyanlar da. Yani işte halta bulardı. Adam okat yiyende, ki hiç okula yiyende, şeyler gibi saç ahlat yığılardı. Adamlar işte yığılıp alıyor, ahlat joylar bulardı. Yani şu kolunda tıkıp durdu çünkü o şeyden sana haber aldı. Onu tamam doktorlar da organ o yani. Ha tamam doktorlar. Yani o şeyden sana aleyhi tıkılıp alıyor, ahlatla çıkıp gelir kolizge. Ki bana para aman bu değil. Ağzı koydu mu dedi. Ha o tuz bardan da kurtardı. Ha. Karış o amel dedi. Şimdi buna kulak atıp kim priz op gitti oraya. Kota kota priz op gitti oraya. Çünkü nasıl mı? Çünkü hatta yolları var. Ki yine başka yolları var onun. Hani ağzınızı kulağını tıkattı, uzun ağzından taşıyan yolları var. Siz kurmuyor kulağı. Bir de kulağınızı ağzı tıkandı, kuyuzumun ülkede değil. Uzun ağzından taşıyan yolları var. Kamera geçip o yolları var yani o kadar da. Bunlar bir şey için şey, buna ameliyle op koyama, ağzıyla amel koyama, şamil, her nasıl fokus. Prosta priz işiyle op gitti. Prosta, çünkü ki ahmak olasın. Yüzden amal kabiremen dedi, şamayın bunlardı. İkincisi, üçüncü, bunlardı profesyonelliğini konuyum. Bitti, benim ağrım bunlardı. Her gün lulu gelirken de bir lulu, fal bilirken, senin üyünde kuluf vardırken. Ki her gün üyüden kuluf alıp, giderken. Seher, ben kara kuluf kurduyum mu? Bir mani geçip gelemende, hop giderken de, pülün varsa şilip, tıllarını geçip, hop giderken. Ki, bir gün ben okudukken, çakırdı okuyup ben, ki bir defa üyünün amel vardı yaptı, irtiye keleme üyünge. Üyünge keleme, sabah 2'de keleme, o verip keleme ameliyine dipti falan. Ki irtiye keleme. Şimdi ameliyin deyeni, sehirde olamam deyeni. Havliyini veremem deyip, kovla veremem deyip. Ki ben ettim, sabah 2'de ben çakırayım dedim, ben başka hanede kırıp okup duramam dedim. Kur'an ayetlerden okup duramam, kalini ben olarken dedim. Ki sabah ben oturadım, İşi takıladı, işte lulu geldi. Ki kırk getirdi, kan hattı var hemen diye. Ki ben okuştu başladım. Ruhu yani okuştu başladım da ki kovla diye, ben eti kovla diye yaptı falan. Kovla yaptı ki yerden taş çıktı, taş. Yani taş da şimdi aldı da, şimdi kolu yebirdi hali ayağıldı, yüzü gelsin gibi, azengi. Bir de bana maaşı seher diye yaptı. Taştı. Ki ben ruhu okuturup ben de ki hali ki bu taş mı diye yaptı. Onun anlığını hipnoz kulak giderken. Onun gözüge taş kulup korunarken. Ona harap kıladı da, yani koca dili de. Ahmak kılıp, o bitti doğasını falan okuyorsa, onun gözüge açı, o hipnoz geçiyordu, hipnoz var da bu. Bilmez mi? Seherde turun deyilerdi, hipnoz. Seherde turun. Hani hipnoz kılıçına var ki. Mesela sanız gitarı çalı yapsanız, gitarı çalı yürü ediyorlar var. Sanız matasikamını yapsanız, yürü yürü geliyorlar var. Hipnoz, bilmez mi? Hipnoz tasarıda insanın şantara alırdı da, seherde bir turu hipnoz. Ki, haleki adam da etti ki, bu taş kılıdı. Taşkı dedi yani. Ben de okuturup ben de onu doğasını kesiyip ben okup etti. Ki okuru, padarı okuru, rezer oldu. Tilla alamam ki vere sende. Sen oğlan dedi, şu taşla haberip gitken ben gel. Taşla aldırıp, haberip, ben okuturken de okuturken de bu. Taşla gitmeken de çünkü uzun kesip taşla gitmeken de kolaydı. Ben hiç veremem de okuturken. Oğlan üye gelip, kuluf haberemem de durup. Taşla kuluyu uşattırıp, pulda op çıktırdı, kuluf diyen op getirdi. Aslında taşla uzun op getirdi yani. Bunu ahmak kılırdı yani. Çünkü aslında illüzya dedi. Şey hipnoz kılıç dedi. Hipnoz kılıç diyen formüller var. Yine profesyoneller var. Şuna derecede hani uçşat uğradı, bilmeksiz. Yüzden şuna çıkar verirdi. Burası üyünden çıktı dururuz, op çıkı getirdi. Yani kartta bile kılırdı yanlar ki bu. Kartta, dengi suyu, kimler. Ya bu kartta mesela, kartta şuna kalmazsa ki. Kartta. Bunlar kartada fal açardı, başarat kılardı, başaratçılar bunlar. Mesela kartanı kopya etti,
sen mesela Rusya'ya gitsen ekan, tak senge buradan ki bunca pul kiliyap senge. Şunu yaz mı? Tak senge buradan ki bunca pul kiliyaptı. Yok ki bu mesela değil ki. Keleciydi başarat kılardı. Yok ki sen keleciydi. Hani dama çoğradı. Kız kurasan şekili. Şunu yaz mı? Hani ki. Yok ki karol uzlaçı şunge karab başarat. Şunge işte kafir fal birlik. Çiste fal birlik. Kafir buladı. Eğer ayol kişi şu fal birlik barıp keletti. Fal birlik. Falaştırıp kiradı. Uf, kafir buladı ayol kişi. Ortada eri bilen nikahı büzüledi. Eri bilen yakınlıksı zina kısablanadı. Eri bilmeydi bir çare. Eri bilmeydi. Ondan tolgen farzdan, zinadan tolgen farzdan bulurdu. Onun için ben erkeğine tayyilemem ki ayolların dinine mahkem buluyorlar. Hakit yaptı, tergiyeler. Hakit yapsan, kim? Kaka baruk yapsan, kim o adam? Salcağı kılıyorlar. Çünkü sizlerde takvalarını ayol kişi bulgavaradı. Bulgavaradı ayollar. Oşun için bu insanın iki dünyasına zarar, kanı zarar bular. İlimsizlik etiyepen ki, erkek kişi umuman mahkem duruş gerek. Hemen nasıl erkek kişiye bağlıq. Mahkem duruşluk gerek. Şu derece mahkem duruş gerek ki, eğer ayol kişi mahkem durmasayız, dininiz bulguydu. Etiyepen, dininiz bulguydu. Şun için bu nasıl ki, etiyepen, umuman bu köşeden aynen bu çiçte tavsiye kılaman. Çünkü cüdeyen kub ayollar ıhlas kılıttı, folbünge. Hütte ki, eğer folbünge ıhlas kıyken çalik, Rasulullah'ın hadisleri işan almaydı. Falbinge şanadı. Lekin Rasulullah'ın hadisleri işan almaydı. Ha deyip koyardı. Ha indi doğru deyip koyardı. Lekin falbin bir nesil burası iki kule ağa bile iştahdı. Doğru deyip iki kuz bile iştahdı. Karayın bu adamda ne madese akide büzülüp gitken. Onge ilmi, marifi, dini bir akide bilen toyuntırılmagen. Davat iştirmagen, ilim olmagen. Dini talimat olmagen. İnsanın cahilliği, insanın cahilliği bu ilimsizliği de. Cahilliği onu küfürge sebep buladı. Kafir bulucu gibi sebep buladı. Şimdi bana kabristanlar, hazırda kabristanlar, işte kabirlerde içi de böyleyken narsalar hakkı da var. O zaman çünçe. Şimdi dedim dedi, mesela falbillerde şuna kanka çünçe var, akide var da, onlarda yani uzun etkada var. Şimdi mesela mesela sehri kıbir hemen dedi, seher dedi. O şey seherde dedi, kogurça, yineler, bilesin de bu, meşgur. Her balığı okuydu böyle, köylükü okuydu. Şunu kabı olayım gökülün yani bize, kabırsan kumup gediydi. Kim bunu uşa adamla keç kurum bağırıp kabırsana kumup gelirdi bu meselelerdi de. Kim işte abi uşattaki ulum kabır bunu çakırsın dedi. Kim haleki insan de çüge kup ulum kere uğradı. Çümde kabırsana kuru yapman, çümde ulu yapman, ulgen bu manı çakır yaptı. Digen bir vasıtasılar kere uğradı. Aslında şeytan buladı o çüge kırptırken o nesi. Bu sınıf suratı da kırardı. Olgan bu yürsen alıp gitmem diye yaptı. Her günü kabırsan kuru yaptı. Ben olsam kere, ben olsam kere de uzun asıp bir geldi bağır. Gürt orta yaptı deydi. Bu aslı komik sebebi çünkü o aslı. Şimdi karayın bana şu hazır şularga o şey gürt orta yaptı, o şey kile yaptı. Dip maşı folbünge yura deganlar. Hamması o şey folbünde fıtnası da şu yanda. Bette. Elbette bu polbinde elbette fitnesi bu. Bu fitneye düşken ben şöyle için demek ki ben bu video müracaat kılıyıp ben. Demek ki, maksat demek ki ben o zaman elge reklam akılayışı yok ki başka nesiliniz. Çünkü ben şu sahanın içinde yürüp şu derecede bir fisk, fasat kurdu. Şu derece bir masiyatı kurdum ki Subhanallah, Subhanallah şu hüttüki adamlarda bu kılıyıpken şirkini korup ki çıkıp yetkisi geliyordu da. Tağlara geçip yetkisi geliyordu. Bu nesillerde ki, bir tanesi çöntürsüz ikincisini, üçüncüsünü hatırlı şuna, onuncusunu hatırlı şuna kadar. Bunu ki, video abraşşini orkali, video müracaat orkali, bunu bütün ammaya, bütün halkıya kızış yeri bu nesillerde. Nemege? Çünkü erkekler, ayollarga dini tanımatı veriyorlar. Erkekler, onalarımız var adı. Katta onalarını, bar, kaptiye, maşallarda falbidin, taşapiyedin erkekler var. Mahkem buluyorlar, cevap veresiler, Allah'ın Allah'a cevap veresiler. Har bir sizler tergemagenligi illeri uchun ham ayol xotin qizlarda ayollarda javob berasizlar. Hozir shunaqa ham kitganki xotinlar qolib erkaklar boradi. Erkaklar xotinlardan battar ketyapti. Shunday. Menga ani lavozimga joylab qo'ygan, ishi xo'jayin ishdan ketsin, xo'jayin yiqiladi, qulufga o'qiydi-da, titanga qo'yib qo'yadi. Titan qiziga qulf qizgan sari hali xo'jayinlar o'qiganimizni to'rayoqlab boradi. Voy dod boradi. Ishdan bo'shayman-da arizalar yozib boradi. Tushunmayman, men prosta ishdan ketaman deydi. Hatto erkaklar shuna ishlar qilyapti. Xotinlar qo'yavering, erkaklar ham bilmayman qayerga qarab ketyapti-da. Erkaklar o'zi ha. Juncha men nima demoqchiman? Men bu gapimni nima demoqchiman? Qisqa qilib aytganda Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar va Allohdan qo'rqinglar va oxiratlaring. Bu o'lim yaqin, juda ham yaqin narsa bu. O'lim
insanda bir kuzum ve yumup açkınçelik fark kıladı. Halas bu olum. Bilesin mi? Allah'tan bana şu gelmem inşallah biz İslam ümmetine, İslam Müslüman braderlerimge hüccet bulsun, hüccet koyun bulsun. Çünkü Allah'ta Allah ben hiç kaysi bendemge ceza vermeyim ben, hüccet koyun kıymetsen durup ben onge azab yuvarmayayım ben degen, azab vermeyim ben degen. Bana şu gelmemi kim kurgen bulsa her bir insanın hüccet bulardı bana şu gelmemi. Allah'ını aldı de. Hüccet bulardı. Çünkü bana şu videonu kim kursa acırsa bulardı. Çünkü kıyamet günü Allah ben bilmezsin. Şu kürlüğünü, falbünge müracaat kılıçlığını, haramlığını ben bilmezsem diye almaydı. Çünkü dese Allah-u Teala eterdi. Ben bir bendemi çıkarken edin. Bütün aynı cihan, mesela internet indi. Allah eterdi. Ben şu bendemi, Nasır diyen bendemi ağzı arkalı yok. Nasım halim de ağzı arkalı. Ben sizlerin yetkizgen edin. Sen şunu kürgen edin de durup Allah-u Teala şu hüccet kildirerdi. Allah-u Teala hiç kaysi bendeki oval hüccet. Hüccet, mesela hüccet de şu, bana etken geplerim küfürlüğüge, haramlüğüge hüccet şeyler. Şu hücceti keltirmezsen dur Allah-u Teala bala cennetmiydi. Şunun için bu Allah'ını aldı. Allah-u Teala şunu zat ki, Allah-u Teala şunu zat ki, hiç kaçan bendege uzdan uzun azap vermeydi. Allah zalimmez. Allah-u Teala avval önce yetkizerdi. Davetleri arkalı, kimdir arkalı yetkizerdi. Uşenden bende yürümeydi, tavuk akımıydı. Kim Allah'ını aldı gibi organında cezalanırdı. Şunun için bizi geldiğiniz inşallah hüccet bulsun. İkide savalım var. Köpçelik aydadı ki oşa keçesi yürgenimde yok ki uyda yok kaysada oşkona götkenimde yok tandır kona götkenimde orkadan kimdir yürgende böyle de degen hayal bulan oşa cüda köpçelik özünü özü korkak koygen. Ben deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisler var. Medine şehirde Madina havlilar diyen, ciller yaşaşlığı hakkında hadis kigen. Bu insanlarda arası da, insanlarda hanedanlarda ciller yaşaşlığı hakkında hadis var. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisler var. Eğer hanedanında bir ilan uğralı yotken bulsa, üç mertte bi izillah Allah'ın izbilen ket deyip aytinler. Eğer üç mertte diyen ketmese, bari öldürürler. Çünkü o hakiki ilan buladı gelirler. Eğer üç mertte ket desiz, cin bulsa keter. Yapı zikirip de. Eğer üç ümmette gebirizden gitmeyordu, o dünyanın hakiki ilanı. Onu öldürürüz. Demek ulamalar açıdı ki, insanda bizi aramızda, hanedanlarımızda ciller yaşaşlığı bu bağırmırsa. Fakat bir tanesi de biz insanlar için, biz onlardan korkuşumuz gerekmez. Mesela cin korkan insanı yapışar, korkuş gerekmez. Bizi korkumuz Allah'a buluş gerek. Ve hayatımızı Allah'a tavakkül kılışımız gerek. Şimdi mesela hanedanda cinleri buladı. Hanedanda uzun cinleri buladı. Kuruklaydıgan cin mi? Yok. Ya hanedanda insanlarda arasında aralaşıp yaşaydıgan cinler bular. Müslüman cinler buladı. Keyin yana insanda şunda cinler var ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisler var. Allah hadislerde keladi. Allah Taala mendeki cinni Allah tasrif qildi. Aslamu yoki aslamna degan bir hadis aytishganda tasrim qildi deganlar hadisler var. Şunda sahabalar aytishgan ya Rasulullah sizde hem cin var mı deyişken? Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ha diyorlar. Bende hem cin var. Ve sizlerde hem cin. Bizde hem var mı deyişken sahabeler? Ha sizlerde hem var cin deyişken. Çünkü Allah Teala her bir insandı. Karayın diyen cin belen yarattı diyen hadisler vardı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslamu ya ki aslamamı diyen bir u bile fark kılıyken ulamalar ortasında ıhtılab vardı. Ne dediyse u bende vasvas kılıçlığından taslim buldu. Degan ma'nodagi hadislari bor. Yoki ba'zi ulamolar aytishgan, yoki u o'sha musulmon kofir jin musulmon bo'ldi degan bir sharhni ham keltirishgan. Yoki u kofir Rasulullohni vasvas qilishligidan taslim bo'ldi degan fiqhni ham aytishgan ulamolar aslamu yoki aslama deb. Yoki u jin musulmon bo'ldi degan bir sharhni ham aytishgan ulamolarda. Endi bizga tegishli mavzuimizga tegishli joyi nima deilsa, insonni qoyin degan jini bo'ladi. Musulmon yoki ba'zilar shayton degan, ba'zilar musulmon jin deganda. Endi buni aniq ixtilobiy gaplar bu narsalar. Xullas insonni o'zini jini bo'ladi, chunki Rasululloh jin deb gapirganlarda. Shu jini bo'ladi. Endi qoyin degan har bir insonning jini bo'ladi. To'rtta malokasi va bitta jini bo'ladi insonda. İnsan, her bir insan dedi. Hayatta da mı? Hayatta. Siz görürsünüz. Hayatta. Şimdi falbünge varsınız falan etedik ki sana adamların varırken, sen patah hal işin gireken, sana devin varırken, sen seyidlerden eken, sen de miyeni zaharlıydı.
Aslida Rasulullohning hadislariga muvofiq har bir insonni qoring degan jini bo'lardi-da. O'shaning uchun men aytmoqchimanki, agar xonadoningizda yurgan bo'lsa, eshiklar taq ochilib bekilib qoladi ba'zida. E'tibor qilmash kerak. Masalan, tiq-tiq deb shipirlarda yuradi, hech kim yo'q. Qo'rqish kerak emas. Çünkü hanedanda uzun içine bölerdi. Değil mi? Bu hadis Mekke'nin tamlarında yürüyen, Medine'nin tamlarında yürüyen insanlarla koşulup, aralaşıp yaşayan Müslüman cillerden bölerdi. Değil mi? Korkuş giremez. Biz korkarken cahaya ne değilse, biz o şey, o da aslında korkuşan giremez. Biz haliyle yapılaşıp oturken mevzuyumuz sehra hakkında yapılaşıyor. O insanın büyük suikastı giren. Sehr, insan manası manası mesela Nasım, Holuf, Barat'ta Falbin'e Nasım'ın sehra kılıyor diyen olsa, Falbin'e derdi, neşte Nasım var dedi Uzbekistan'da, onun anasının ismi ne dedi. Kim falancının oğlu Nasım dedi. Kim siz onun ismini bilse, falancının oğlu Nasım'a ben sehra kıldım, yürüyünü bağladım da durup ki, ilim tahsiri sehra kitaplardan banka olur abi. Mesela erkeğiliğiniz böylese, erkeğiliğini böyleydi. Erkek kişinin avratını sulaştırıştırdı. Yani çımıldıkta neşte erkekler kurganımızda, doğru diseyem ki, erkeğiliğini aşırı dedi. Uyg'onmaydi erkeklarga. Borib dam solsak, domla endi o'zim keldim deydi-da. Tushunasizmi? Erkakligiga, avratiga qilingan sehrlar bor. Ayol kishi quvg'iga, farzandiga, farzandini bajadonini baylab qo'yadigan sehrlar bor. O'qiyamiz, ayollarni o'qisak, pittillab quvg'ini ushlab yotib oladi, dodib yotib oladi. Dodib yotib oladi. Nimaga? Chunki hali ichidagi jinni gapirib qoladi, chaq Allohingiz bilan sen nima qilyapsan desa, mani farzand yo'liga kirganman. Mani uni erkakdan ajrab turgan nutfani maniydi. Mani bachadoniga yaqinlashtirmayapman deganlari bor. Xomil o'qiganimizdan keyin 3 yil 4 yil farzand bo'lmaganlar, bir haftada homilador bo'lganlar bo'lgan. Tiqilyapti qo'qon. Xolasi siz keltirishi mumkin. O'zimni bittasi og'ang, o'rtog'im, yana tanishim. Juda ko'p. Ikkitasi o'zim o'rtog'im. 3 yil farzand bo'lmagan, bitta o'qiyapman, ichiga jin kirgan. Qayerdasan sen qo'g'idaman deyapti. Nimaga kirgansan, chegasan? Sehr bilan kirganman deyapti. Maqsading nima? Sen bu farzand bo'lishini xohlamayman. Men farzand yo'liga sehr qilinganman. Nima qilingansiz? Sehr duolari bilan bachadona baylangan. Bu eridan chiqqan ajragan nutfa, urug' bachadoniga bormaydi deya. Sen o'qi, men yechiraman chiqib ketaman deya. Keyin Qur'on oyatlaridan, ruqiy oyatlardan o'qigandan keyin quvg'unishib yotib oladi. Voy do, yotib oladi. Keyin uni onasi ko'ryapti-da, onasi, voy, meni qizimni ko'richak yorilib ketdi deyapti. O'zi asli ko'richak emas bu. Bu sehr bu, sen bana hissiy ta'sir qilishida. Bilol Muhammad aytdi-ku, odamga hissiy ta'sir qilmaydi, yo hissiy ta'sir qiladi, jismoniy ta'sir qiladi. Xuddiki uni ko'rsangiz, shunaqa darajada yotib oladiki, bir ko'richak yorilib ketdi deb o'ylaysiz. Keyin qizini ko'tardi, ekstreniga qarab ketdi. O'zi apparatga tushirgani. O'zi apparatga tushyapti-da, o'zi apparatda, "Shunsiz, sog'lomsiz, normalsiz" deyapti. Lekin uni o'g'irga voydod deyapti ayol kishi. Keyin yana oldimga keldi. Yarim soat sabr qilib turgan, qo'yib yuboradi hozirdan. Keyin o'qidim, haliga ayol shunaqangi dotladi, shunaqa dotlaydi. Eng ko'p ayollar 90-80 % ayollar jenski kasallar bizga yuribar oladi. Jenski, urologistik kasallar. Urologlarda aytayapman-ku, Izraildan kelgan doktorlar ham davolanmaydi. O'qisangizlarga, ko'pchilik sehrdan bo'ladi-da. Keyin yotib oladi, quvg'unsa yotib oladi. Keyin voydod, ichim uzilyapti deydi ayollar. Keyin bitta uzrli keladi haliga. Harom qon tushib ketadi. Keyin shundan qo'yib yuboradi. Qo'yib yubordi. Endi deydi umuman ba'zi farzandni yo'l qiladi, ugroza, farzand tushib qolishga qiladi. Ugroza, dori unga kapelinsa qo'yadi, foydasi bo'lmaydi. Ichiga jin kirib olgan bola. O'qiymiz. Haliga ichida jin aytadi, "Men balani pastga bosyapman" dedi. "Tegma balani, balaga" deyman. Qo'yib yubor Allohingiz bilan chiqib ket deyman. Qusib qusib tushib ketadi. Qusib qayt qiladi, qusib qusib tushib ketadi. Keyin ertangiga yoki kim o'qiganimizdan keyin qalaysi, "Vashi zo'rma, mosh" deyman. Umuman og'riq yo'q deydi. 2 million, 3 millionga dori olyordim, vashi foydasi bo'lgan yo'q deydi. 2 marta o'qitdim, foydasi bo'ldi deydi. Yurak kasallari, yuraklar shop qoladi. Neurologiya kasallari bizniki, ko'pincha bu asabiy, yurak siqilish, sehr, agar sehr qilinganiga alomati bor-da. Qanday bilasiz bo'ladi sehr qilinganing alomatini? Birinchi inson o'ziga sehr qilinganligini yoki jin tekkanligini yoki jin kirganligini alomatini qanday bilsa bo'ladi? Birinchisi yomon xayol keladi, vasvas. O'lib bosaman. Agar o'limga qilingan bo'lsa, o'limni o'ldirish uchun qilgan bo'lsa-da endi. Dushman, agar xotinidan sovutgan bo'lsa, xotini yomon ko'rinaveradi. Yoki eri shu apti qursin, umuman ko'rgisi kelmaydi-da, bo'g'ib qo'ygisi keladi xotinni yoki erini. Shundan bilsa bo'ladi. Keyin kuf, uf tortadi. Uf. Mana siz alomatlar, uf, yuragi siqilaveradi, hech yorishmaydi. Borib, u bilan gaplashadi, borib aroq ichadi, alamni suvda qo'yib yubormaydi u narsada.
qalbni qalbga sehr qiladiganlar bor-da. Qalbni sehr qiladi. Qalbni xuddi o'rgimchi to'rini ko'rganmisiz? O'rgimchi to'riga o'xshab baylaydi folbinlar. Unda o'rgimchi yuradiki, o'sha o'rgimchi jin deb tasavvur qiling, shayton. O'rgimchi to'ri sehr. Sehr boshqa narsa, jin boshqa narsa-da. Sehr jinni bo'yinsundiradi, o'ziga tortadi. Tasavvur qiling, bir itni baylab qo'ysiz, qanaqa bo'ladi? U arqon sehr deb tasavvur qiling, it jin, shaytonni tasavvur qiling. Ikkovsi hamjihatlikda bir ish qiladi bular. Sehr, sehr bilan jin sehr jinni bo'yinsundiradi, shaytonni bo'yinsundiradi. Shayton o'sha sehr duosiga shaytonlarni lashkar qilib beradi shaytonni. U biladi, men sistemasini aytib beryapman. Ishlash sistemasini. Sehrda ishlash sistemasini aytib beryapman. Lashkar beraman degani shu. Keyin u keladida qalb, mana folbin, mana nasibda qalbini bog'ladim, erkakligini bog'ladim deb sehr qilyapti. Yoki ishingizga qilingan bo'lsa, ishiga sehr qildim deb baylaydi, to'g'rimi? Sizki masalan siz muhandissiz, ishga chiqqingiz kelmaydi yoki taksistsiz. Shu mashinani ko'rsam, vashit tashavorim kelyapti deysiz. Vashi mingiz kelmaydi. Tushunyapsizmi? Yoki bo'lmasa, nima deydi? Qaysi soha bo'lsa, masalan, xo'jayini bilan, xo'jayini davlat ishlaydi. Xo'jayini ko'rsam, so'kyapti deydi. So'kaveradi xo'jayini. Xo'jayini ko'ziga shunday xunuk ko'rinyapman deydi. Ishiga qilinganda, tushunyapsizmi? Sehr tor doirada ishlamaydi, keng doirada ishlaydi. Shaytonlar insonni protsesslarini ishlash yo'nalishi juda zo'r biladi. Masalan sizga sehr qilingan bo'lsa, siz oldingizga sehrga munkir qilingan jin shaytonlar keldi, sizni hayotingizni o'rganib oladi. Qayerga borasiz, kim bilan gaplashasiz, kim orqasidan pul topasiz, nima ta'sir qiladi? Ha, o'shalarni urushtirib chiqadi sizni. O'sha sizni biznes hamkoringiz kim urushtirib qo'yadi, arzimagan narsalardan bor deydi, sen bor deydi, men o'zim biznesni qilaman deydi. Arzimagan narsadan urushib qoladi. O'zi arzimagan sabablar bo'ladi. Tushundingizmi? Ishidan sovutadi. U qanishni bitta narsada bizni qadarda shunaqa narsa bor-da, qadar degan bu qadar. Qadarni to'g'ri Alloh taolo bir kuningizga 1 million topasan degan bo'lsa ham, sizga sehr qilsa hamchi, o'sha 1 million pul kelaveradi sizga. Faqat siz o'sha ish jarayoni sehr joduchi Nasimxon, mana shu eng qiziq joyi. Sehr jodu insonning rizqini bog'lamaydi. Sehr insonning rizqini bog'lamaydi. Chunki kim agar sehr jod mani fol bilan aytadi xotinlar, mani ishimni baylab qo'ydi, rizqimni bog'lab qo'ydi deydi, bu kufr gap bu, shirk gap. Chunki sehr Allohning qadaridan ustun emas. Alloh senga bir kun nima uchun topasan degan bo'lsa, folbin mani Allohning rizqini bog'lab tashlayman debchi, Allohning qadariga ustun kelmaydi. Sehr nima qiladi? Sehr insonga shunday ta'sir qiladiki, sehr insonni psixikasini boshqaradi. Qanday? Psixikasini o'sha narsadan sovutadi. Ish bo'lsa ishdan sovutadi, insonga yana uyqu kelaveradi, dabamkasiga ishga chiqmaysiz. Yoki ishdan sovutadi. Tushunasizmi? Sehr ishga qilingan sehr, sog'liqqa qilingan sehr bu vasvas jarayonini qiladi, kuchaytiradi xolos. Sizga vasvasni kuchaytiradi xolos. Lekin ishingizni to'sib qo'yalmaysiz. Masalan, siz bir biznes qilyapsiz, asabingiz buzilib ishlaysiz. Siz chunki sizga sehr bor-da. Sherigingiz bilan jo'rashib, urushib, o'sha maqsadingizga yetasiz. Agar sizda sehr yo'q bo'lsa, yengil ishlaysiz. Endi qarang, mana ko'pchilikda yana bitta savoli bor. O'sha yotgan paytda kep nimadir bosdi, qimilla olmay qoldim. Yoki bosliq degandi-ku. O'sha narsaga qanday qaraysiz? Nima savol? Xo'p, mana bundaydi, masalan, ko'pincha benom deylardi, mana ko'chaning jinlari deydi. Masalan, benomlar, mana alvasti jinlar deydi. Mana jinlarda har xil turlari bor-da. Har xil turlari bor. 6 yasharlik aqlli yetadigan darajada jinlar bor. Masalan, Allohdan qo'rqinsa, Alloh kim? Men Allohni ko'rmaganman, osmonga chiqdim, Allohni ko'rmaganman deb turadi jinlar. 6 yoshli aqlli jinlar bor-da. Qattan tegizsa, musor tashagani borgan bo'lgan. Musorni men ustimga yotib yordi degan, keyin kechasi elakishib yoradi. Keyin kechasi uxlayotdim deydi, ittalabgacha ko'rpamizni buni sakrab chiqdi deydi. U qo'rqitadi. Bu benomlar deydi, ko'chaning jinlari. Mana yerda toltayda uxlab qoladi. Og'zini qishaytirib qo'yadi, ustiga siyvarsa. Bu sehr jinlari emas. Bular ko'chani jinlari, benomlar deb qo'yadi. Haliga biz mullalar tilida benomlar deb ko'chani jinlar. Bularning aqli bu 6 yashar aqli bular. Lekin sehr qilingan shaytonlarning aqli kuchli bular. Ular makrga kuchli bular. Sizni shunaqangi darajada xiyla qiladi sizga. Sizni upravlatdan chiqaveradi sehrdagi. Ularning aqlli darajasi kuchli bo'ladi. Ko'chaning jinlari bo'ladi, ilakshib olgan kirib oladi. Bular yoki kanali suv bo'ylaridan tegadi. Bularning aqli 6 yasharning aqlli qangi bo'ladi. Yoki devlar tegadi, katta-katta devlar tegadi-da, molxonalardan otdi devlari bo'ladi deydi. Bir tepada shu kechasi bir joyda siz 1-2 metrga og'lanib tushasiz. Og'zi qishayib qoladi. Chunki shu jin tegish deydi Abu Hanifa mazhabi bo'yicha. Shuni jin tegish deydi Abu Hanifa. Shu jin tepada uradi endi jinlar ham. Shu mana shu jin tegish deydi. Kirib olmaydi. Sizga zarar beradi.
Karan keyin mana shu kechasi soat 2 dan keyin yoki mana shu tunda ular kuchayadi degan narsa bor-da. O'sha kuchayib ketishi. Bu chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, hadis bor bunda ham. Har kuni shomdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xonadonlaridagi meshlarni, suv turiga meshlar bo'lgan paytda bilasan, hali teridan tikilgan meshlar bo'lgan. O'sha meshlarni og'zini baylab keyin og'zi ochiq qolgan kosalarni ustini yopib chiqqanlar. Chunki shomdan keyin jinlar chiqib insonlarning tomidan tomlanadi-da, meshdan suv ichadi. Masalan bismillah deyish kerak tomlarda, og'zi ochiq qotish mumkin emas-da, tomda og'zini yopib ish kerak. O'shalarni shomdan keyin bular qo'zg'a chiqadi, yuzaga chiqadi-da bular, yuradi bular. Keyin bular zulmatda bular jinlar, shaytonlar o'zini erkin his qiladi bular zulmatda. Keyin bular o'sha keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshiklaringni bekitib yuringlar deganlar sahobalarga aytganda va beshlarni og'zini bekitib yuringlar va shomdan keyin xuftondan keyin chiqmanglar. Eshiklaringni mahkam bekitib yuringlar degan hadislar bor-da. O'sha mahallani ba'zi jinlar bor, zarar beradigan insonlarga musulmon lekin fosiq jinlar bo'ladi. O'zi musulmon Alloh bitta deydi-yu, lekin insonda hali qo'rqitib yuradigan shunaqangi fosiq jinlar bo'ladi. Ko'cha bezorlari. Endi hali bu bular bunaqa narsalar ham oldingi paytda ko'p bo'lgan. Hozir endi kamaygandir, lekin cho'llarda, qishloq joylarda ko'p bo'ladi bu narsalar. Haligi katta-katta narsalar, bu kiyib oldi deydi, tukli narsa deydi, mana bo'g'di deydi. Bu narsalar o'sha jinlar yoki masalan qushxonalar tagiga bir haligi daraxtiga qon to'kiladi, qonni hidi keladi bular. Haligi qon to'kilsa, qon yalaydigan jinlar bor. Har xilda bular. Bular hamchi bir insonlarga o'xshagan olam. Insonlardan jinlar uchta narsasini farq qiladi. Birinchisi ko'zimizga ko'rinmaydi, bu bir. Ikkinchisi zotida. Biz loydan yaralgan bo'lsak, ular olov nurdan yaralgan. Jin zotida nima bilan? Jin. Zotida farq bor. Uchinchisi bizdan tez harakat qila oladi. Dunyoni bu boshidan bu boshiga tez borib kela oladi. Uchta farqi bor. Bu insondan farqi. Zotida, zotida, tezligida. Keyin o'sha hozir nima aytdim, ismini chiqib oldi. O'sha 3 ta narsa farq. Qolgani ular ham bizga o'xshab musulmon yaralishida, zoti o'sha. Qolgan joyi bir xil. Birinchisi, ular bizga o'xshab oila quradi. Ularning nasroniysi bor, yahudiysi bor, musulmoni bor ularda. Ularning dahriysi bor, xudoga ishonmaydiganlari bor, xudo yo'q deydiganlari bor. Ularda musulmonlari bor. Mana masjidda Saudiyada haligi jinlar masjidi deb deyishadi. Hassa ko'p masjidlar ular insonlar orqasidan kelib iqdo qiladigan o'qiydiganlari bor. Ular hamchi bir olam ular ham. Janin olami degan janin jin degani o'zi aslida parda orti olami, janin olami deyiladi-da. Parda orti olam. Alloh taolo 18 ming olam yaratganda farishtalar olami bor, jinlar olami bor, shaytonlar olami bor, insonlar olami bor, suv osti olami bor, baliqlar olami bor. Yulduzlar olami bor, jannatdagi hurlar, jannat olami bor, do'zax olami. Endi 18 ming olamda Alloh taolo yaratgan. Shuning uchunchi, bular ham bir olam. Faqat bizni shu farqlar bilan farq qiladi. Farq qiladi xolos. Shuning uchun eng zo'ri jinlar kimga tegmaydi bilasizmi? Qo'rqish kerak emas, qo'rqmaydigan insondan. Mana ko'zingizga farazan ko'rinib qoldi. Sizga qarab turadi ba'zida. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb ko'zingizga qarab turing-da. Shuni ko'zingizga qarab turing ketadim, nega ko'zingizga qarayotda ketadik. Chunki siz qo'rqmasangiz ko'zingizga qarab tursangiz ketadi sizdan. Ko'p odamlar aytganda, kechqurun uxlayotsam qarab bir xunuk narsa keldi, men ham kalima qaytarilmayapti-ku deydi, tilim aylanmayapti-ku deydi. Ko'zingizga qarab turdim deydi. Keyin ham chiqib ketdi deydi. Qo'rqmash kerak. Qo'rqqan odamga kiradi, qo'rqqan odamga yopishadi. Chunki jinlar ham qo'rqqan insonni biladi, ular ham ajratib oladi ular ham. It sezadi deydi-ku o'sha qo'rqqan odamni yo'q. It mushiqlarga ko'rinadi bu narsalar. It mushiqlarga ko'rinadi. It sezadi deydi. Ularga ham shunaqa sezgi nimalar berilganda. Ha, masalan itlar ko'rsangiz, o'zidan o'zi akillab qoladi. Ko'rsangiz nimaga akilla bilmaysiz. O'o, deb akillabdi, yo'q joyga qarab akillaveradi, bilsangiz. Ko'zga bir narsalar ko'rinadi. Yoki bo'lsam bir mana ko'rganmiz, bitta odam jinlangan odamga it kelmayapti. Itini silaymasa it qochib boryapti. Mushig'ini silaymasa mushig' ham tizzasi o'tirmayapti, ko'rganman nima? Keyin uni o'qib jinni chiqargandan keyin tizzasi mushig' o'tiradigan bo'lgan, iti o'zini silatadigan bo'lgan. Unga sehr, jinlar ham biladi insonda shunaqangi ruhiy aura deydi odamda, bilsangiz haligi aurasi buzilganini, unda ziyon borligini it mushiqlari ham yuvosh bo'lib qoladi, bunday qaralmaydi, oldingizdan ketadi. Xuddi mana Ramayana kinoda, mana Ramayana kinoda o'sha bitta duoni o'qiydi, girdiga qandaydir nur paydo bo'ladi deydi-ya. O'zimizda o'sha bitta olim, o'sha yevropalik bir olim tahoratni nima o'sha tahoratni mana shu nimasini ultrafioletiy ringingga solib,
bilganda shu tahorat bor insonda gridiga nur paydo bo'lar ekanda. Bir chiziqda hech qanaqa bo'lmagan. Hozir shu narsani ko'radimi deyman-da o'sha. Endi unisini men ko'rishini bilmayman, lekin ko'pchilik mana shu shaytonlar addilni jinlar addilni devlar addilni deb o'ylashadi-da. Lekin o'sha hammasi bittami shuni? Undaydi. Men bilan bir Saodat imomi ahlam Ibrohimjon domlamdan so'raganman. Endi bu yoshli paytlar oldin so'raganimizda o'sha aytib berishgan. Pauza bering, siz yomon ko'p o'tib qaytasiz. Yo'q, yo'q, bemalol namoz o'qiyman. Yo'q, shom qozo bo'lyapti. Bemalol o'qiyman. Namoz qolmaydi. Aha, olaman. Namoz birinchi o'rinda, yaxshi. Da, da. Eshitib olgan qayda keng. Undaydi. Domladan so'raganman, domla shunaqa Ibrohimjon hazratdan. Shu jin boshqami, dev boshqami, bu nima o'zi, qanaqa desam. Domla aytganki, jin bilan dev o'zi bitta narsa, zoti bitta narsa. Faqat jinni kattarog'ini deyishgan, dev deyiladi bizda. Deyishgan, jinni kattarog'i, kattarog'i jasadligisini dev deyiladi. Lekin asli zoti bir ularni. Zoti o'sha olov nuridan yaralgan, zot olovdan o'sha tutunidan yaralgan bitta zotli narsa. Shayton deb nimaga aytiladi desa, shayton deb mana shayton deb kofirni shayton deyiladi. Chunki Alloh taolo shayton deganda buni. Men oyatlarni hozir ismda yo'q, Qur'ondan ko'p oyatlar bor, keyin Nos surasidan ham kelgan. Bularda Alloh taolo shunday shaytoniki xonnasning yomonligidan, xonnas degan shayton bor-da. O'zi asli mana biz jinni o'rganganmiz, asli bu kofirni shayton deyiladi. Shayton deydi chunki u Allohni diniga kofir bo'lganda, u Allohga kofir bo'lganda u. O'shaning uchun uni kofirni shayton deyiladi. Musulmonini ibodat qiladiganini, Allohga shirk keltirmaydiganini jin deyiladi, musulmon jin deyiladi. Asl istilohlarda shunaqa. Lekin dev unday bunday deydi-yu, o'sha menimcha o'sha domlar aytishlar qaraganda o'sha jinni kattasini dev deydi asli. Alay. Lekin vallohu alam Alloh bilguchiroq. Biz endi tushunchamiz, tushunganimiz aytayapmiz, Alloh bilguchiroq. Qarang, endi o'sha mana hozir har birta Alloh yaratgan narsani banda deb ataladimi? Banda deb alov, suv, yer, osmon, havo, shamol o'sha har birta addilan-dinli narsalari. Mana qarang, endi mana shu alovdan yaratilgan mana shu shayton, o'sha keyin jin, mana shular hammasi shayton Makkaga, ya'ni Ka'baga kirmaydi deyilganda. To'g'rimi? Lekin bizlar qayergadir qadrlarga ko'rib qolganmiz, o'sha shu hajga borgan jinlar qadrda ko'rinib qolganda o'sha haqiqatdan ham haj qilib o'sha shaytondan tosh otayotgan joylarni ko'rib qolganmiz. Uni qanday tushunsa bo'ladi? Endi dedi. Birinchisi, biroq internetda ko'p haligi shovshuvli ko'rinibdi, qora masalalar tushib ketibdi. O'zi bularda juda ko'p asli, men bilmayman, fake bo'ladi. Yolg'on xabar bo'ladi. Montaj bo'ladi. Endi farazan ko'rinib qolgan bo'lsa, ko'rinib qolgandir. Alloh ham biz buni bilmaymiz. Chunki ko'ringan bo'lsa, Allohning izni bilan ko'ringan bo'lishi mumkin. Lekin men bir zaif gap bor, endi ba'zi bir marz deyishganman. Jin shaytonlarda o'ta bir gunohi ko'payib ketsa, bir ko'rinadigan darajaga kelib qoladi, deb aytganman. Endi bunga hali bir dalil bor. Endi bu gunohi ularda-da. Ma'siyati bir balqib chiqib ketganlar bo'ladi-da bularda ham. Keyin bu narsa juda ko'p bo'lgan. Masalan, balog'iga borganda, tonggacha turganman, termilib, u ham menga qarab turgan deydi, men ham unga qarab turganman, qo'rqotgan narsa deydi. Bu agar Alloh xohlasa, bu narsalar ko'zga ko'rinishi mumkin. Bitta parda olinadi, demoqchisiz. Alloh xohlasa, Allohning izni bilan-da. Ba'zi o'sha ba'zi jinlar ko'rinadi. Haqiqatda insonni ko'zga ko'rinadi. Chunki bu narsa hadis bilan vorid bo'lganda bu narsa ham. Bir kuni bir sahoba hozir ism kelmayaptilar, bir uylarga kirsa qotdi ilon o'ralayotgan bo'ladi. Haligi ilon jin bo'ladi. O'shan bilan urushadi. Juda ko'p urushadi. Juda jang bo'ladi-da. Keyin haligi jangda haligi ilon bo'g'ib o'sha sahobani o'ldirishadi. Keyin shundan keyin haligi shu hadislar vorid bo'lgan.
agar ilonni ko'rsalar, keldi va aytinglar deyishligida, masalan sahobalar ko'rgan buni. Ko'z bilan realni ko'rgan. Shayton jinni Alloh xohlasa, yoki ana mashhur rivoyat, hali olma o'g'irlashlik, o'shani aytib bersan, hali oyatal kursini aytib beradi, lekin har kuni Abu Hurayradan rivoyat bo'la, Abu Hurayra bo'lishadi. Har kuni Baytul Molga bir jin keladi. Kelib, har kuni Baytul Moldan meva olib ketsa, shovlashadi. Ey, mana qo'yib yuborgan, mana farzandim bor, mana unaqada har kuni bir iltimos qilib chiqib ketaveradi. Keyin 3-chi kuni endi seni qo'yib yubormayman. Dissa Abu Hurayrami, shuna dissa keyin mani qo'yib yuborgan, men senga bir sir o'rgataman deyshadi. Shayton bo'ladi. Ha, keyin nima o'rgatasan dissa? Sen mani qo'yib yuborsang, men senga bir oyat o'rgataman. Keyin evaziga qo'yib yuborishing sharti bilan da o'rgat dissa, oyatal kursini o'qisang, biz insonlarga zarar berarmaymiz degan gapni gapirib aytadi ki Abu Hurayra haris bo'ladi. Chunki ilmga haris odam inson bo'lishadi Abu Hurayra. Ilm bo'lsa u kishi tayyor bo'ladi. Keyin ayt deyishadi. Shunda oyatal kursini kim o'qisib o'ziga dam solsa, biz unga firibmi, fitna qilamaymizmi yoki zarar berarmaymiz deb ketadi. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ertangi so'raydi Abu Hurayra, sani nima mahkuming nima dedi kecha deb so'rashadi. Asiring. Sani asiring nima dedi desa, shu gapni aytishadi. Shu mani qo'yib yuborsang, bir sirni o'rgataman senga deb turib, oyatlar kursi menga ta'lim berdi desa, sani o'sha asiring yolg'onchi bo'lsa ham, lekin shu safar rost gapiribdi degan hadislar bor-da. Demak, bundan ulamolar aytishadiki, inson haqiqiy shaklda jin shaytonlarni ko'rishligi mumkin. Bu jihodda ham bo'lgan, hali shayton iblis gap baqiradi. Hali rivoyatlar keladi, hali Makka mushriklarini hali nima urushga chorlaydi shayton, shayton baqiradi. Keyin yana juda ko'p inson ko'rganligi haqida, shaytonlarni ko'rganligi haqida juda ko'p rivoyatlar bor. Bu albatta Alloh xohlasa. Alloh xohlasa. Yoki masalan, yana bir majlis bilan Makka mushriklari majlis qilibdi. Biz deydi Muhammadni qanday qilib g'alaba qilishlik kerak deb haligi bir o'tirib o'tirsa, qanday qilib biz Muhammadni yengsak bo'ladi deydi. Kim chol shaklida, bir xunuy shaklda odam kelib o'tirgan bo'ladi. Jim kuzatadi u chol. Keyin maylami deydi, bir masala bersam deydi, ha desa, biz Muhammadga bunaqangi firib berib, sallallohu alayhi vasallam shunaqangi bir firib berib, biz Muhammad alayhisalomni shunaqa farab bersak deb turib bir fitnani oldiga tashlaydi o'sha shayton. O'sha gap ismi kelmayapti. Shundan keyin Makka mushriklari o'sha gapga ittifoq bo'ladi. Davlat biz shu ishni qilamiz deyishadi-da. O'sha ulamolar aytishgan o'sha chol suratdagi shayton deyishadi. Makka mushriklari ko'rgan. Shaytonga inson suratda kira olishlik xususiyati ham berilgan. Bera olgan. Shunaqangi Alloh xohlasa ko'rinadi bu narsalarda. Keyin realning hayotda shunday ko'rishligan ba'zi odamlar aytadi, aytayapman, ovga borganda, uyimda ko'rdim, tikilib turdi, qora narsa deydi. Haqiqiy suratda ko'rgan odamlar ham bo'lgan. Juda ko'p bo'lgan mana odamlar. Endi bu narsaga men talashib o'tirmayman, kimdir yo'q desa, o'zining ixtiyori. Men urib yengmayman, lekin juda ko'p voqelikda ko'rilgan hodisalar juda ko'p bo'lgan. Men buni hali keltirib beramasam juda gap ko'p. Ba'zi odamlar bu gaplarni hazm qila olmaydi, ko'tara olmaydi-da. O'shaning uchun insonlarni o'zini saviyasi yetadigan darajada gapirishga harakat qilyapman. Xullas, do'stlar, mana hozircha mana shu efirni shu joyda to'xtatamiz.